medeniyetler ülkesi Mardin Nusaybin. Can Anadolu'muzun Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin şehrine bağlı Suriye sınırında sıfır noktasında yer alan otantik bir şehir. İşte burası sınırdaki mucize medeniyetler ülkesi Nusaybin'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gören herkesi büyüleyen ve dağın yamaç kısmında yerleşim merkezi olan Nusaybin, doğal güzelliklerin çekiciliğinin yanı sıra tarihi eserleri de Nusaybin'in adeta tarihi zenginliğine zenginlik katmaktadır. Can gizikolikler, bu seyahatimizde sizlere Nusaybin'in hangi zenginliklerini tanıtacağız dilerseniz bir göz atalım. İlk olarak zamana adeta meydan okumuş Mor Yakup Kilisesi ve Evgin Manastırı, maneviyatıyla bizleri mest eden Zeynel Abidin Türbesi ve Camisi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Şirvan, Merdis, Marin ve Aznavur Kalesi, Dara Harabesi, Üzümsu Kanalı ve ormanın yeşili, gökyüzünün mavisi ve usulca akan derisiyle bir bütün hale gelmiş Beyaz Su Mesire Alanı ile sizlerle doyumsuz bir gezi turu yaşamış olacağız inşallah. Tabii ki Anadolu'muzun adeta damaklara nam olmuş efsanelerinden biri Nusaybin Türk mutfağını da ziyaret edeceğiz inşallah. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen heyecan dolu seyahatimize çıkalım. Bakalım bizleri neler bekliyor, hep birlikte görelim inşallah. Nusaybin'in gizemli tarihi. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde ve Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan sevimli ilçe Nusaybin'in adının nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte Sümerler döneminde bu bölgeye Nırbo denildiği bilinmektedir. Tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Nusaybin, Sümerlerden sonra 5000 yıllık süreçte aynı ismi yani Nusaybin ismini kullanmıştır. Nitekim tarihi süreçte birçok uygarlığa tanıklık etmiştir Nusaybin. 1100 yıllarında Selçuklu uygarlığı hakimiyetinde kalan Nusaybin, nihayetinde 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuştur. 1. Dünya Savaşı'nda Fransız esaret altında kalan Şirin ilçe Nusaybin, 1921 yılında Ankara Anlaşması kapsamında özgürlüğüne Yüce Allah'ın izniyle kavuşmuştur. Mor Yakup Kilisesi, Nusaybin. Büyük bir tarih ve kadim bir medeniyeti bünyesinde barındıran Nusaybin, Mor Yakup Kilisesi ile tarihi zenginliğine zenginlik katmaktadır. Mor Yakup Kilisesi'nin M.Ö. 419 yılında Aziz Yakup olarak bilinen Hristiyanlarca aziz kabul edilen kişi adına inşası gerçekleştirilmiştir. Mor Yakup Kilisesi Şirin ilçe Nusaybin'in en önemli tarihi yerlerinden biridir. Mor Yakup kim derseniz milattan sonra 330 senesinde Mısır ülkesinde İskenderiye'de dünyaya gelmiş ve rahiplik görevini yaparak hayatını sürdürmüştür. Hristiyan kaynaklarına göre Mor Yakup'un hayatı hastalara şifa dağıtmakla geçtiği iddia edilmektedir. Öyle ki kendisi sakatları iyileştirmekte ve hatta bir haftalık bebeği bile konuşturmuştur. Bunun neticesinde azizlik mertebesine yükselir ve İskenderiye'den şimdiki yeri Nusaybin Mor Manastırı civarına gelir ve yerleşir. Mor Yakup milattan sonra 421 yılında ise hayata gözlerini yumar. Burada yaşamlarını sürdüren birçoğu Süryanilerden oluşan halk özellikle dini inanç merkezlerine ayrı bir değer vermiştir. Mor Yakup Kilisesi bunların en başında yer alır. Yaklaşık 5 metre derinlikten sonra Mor Yakup Mezarı ve Mor Yohanna Kilisesi yer almaktadır. Böylesine yüzyıllar öncesinden kalma tarihi bir yapıyı görmek ve hikayesini öğrenmek bir an bizleri adeta eskileri görüp getirme hissiyatı içerisine sokmaktadır. Zeynel Abidin Türbesi ve Camisi Nusaybin. Tarihi güzellikleri ve maneviyat dolu yapılarıyla bizlere kapılarını açan Şirin ilçe Nusaybin, Zeynel Abidin Türbesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Zeynel Abidin Camisi, Şirin ilçe Nusaybin'in merkezinde bulunur ve 1159 yılında inşası gerçekleşmiştir. Cami içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından olan Zeynel Abidin ve rivayetlere göre kardeşi Zeynep anamızın türbesi bulunmaktadır. Tarihi ve kültürel değerler bakımından zengin olan Nusaybin,
Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii ile ortak bir tarihi sürece kanıt olarak insanlık tarihini zenginleştirmektedir. Bir manevi ziyaretgah olma özelliğini taşıyan Can Anadolu'muzun en güzel mezar yapılarından biri olan Zeynel Abidin Türbesi ve Camisi, Nusaybin'in en başta uğrak yerlerindendir. Ayrıca ek bilgi verecek olursam, yüzyıllardır yan yana bulunan Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Türbesi'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Koruma Listesi'ne alındığını da söyleyebilirim. Mor Evgin Manastırı, Nusaybin. Tarihi güzellikleri bunlarla sınırlı kalmayan Nusaybin, Mor Evgin Manastırı'na da ev sahipliği yapmaktadır. Roma zamanında yapılan ve yaklaşık 1700 yıldır ayakta duran Mor Evgin Manastırı, diğer manastırlara göre daha görkemli ve gösterişlidir. Ayrıca güzel yurdumuz Türkiye'deki en büyük kilise çanının olduğu manastır olarak bilinir. Mor Evgin Manastırı 1970 yılından bu yana kapalı kalmış olsa da son zamanlarda yapılan çalışmalar üzerine kapılarını Şirin ilçe Nusaybin halkına ve dışarıdan gelen ziyaretçilere tekrar açmıştır. Dağra harabeleri ve üzüm suyu kanalı Nusaybin. Tarihin kadim izlerini adeta günümüze kadar taşıyan Nusaybin'de bulunan Dağra harabeleri, Şirin ilçe Nusaybin'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Oğuz köyü civarında yer alır. Dağra harabeleri olarak bilinen yer, Mezopotamya bölgesinin en önemli kenti olarak adeta tarihe adını kazımıştır. Ayrıca Dağra harabelerinin tarihi geç Roma, yani erken Bizans zamanına kadar uzanmaktadır. Mardin'in güzel ilçesi Nusaybin'in Suriye sınırına sıfır noktada bulunması ve önemli geçiş güzergahı konumunda olması, Nusaybin'e yerli ve yabancı turist çekilmesinde ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Şirin ilçe Nusaybin'de bulunan bir tarihi kalıntı ise Üzüm Suyu Kanalı'dır. Tarihi bir kanal olan Üzüm Suyu Kanalı, Odabaşı Mahallesi'nde bulunan İpek Yolu ile paralel bir konumdadır. Rivayete göre Mardin şehrinin üzümleri burada büyük kayalar vasıtasıyla ezildiği ve suyunun bu kanallardan akıtıldığı rivayet edilir. Oğuz köyünden çıkıyoruz, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kalelere doğru yol alıyoruz. Merdis, Marin, Şirvan ve Anzavur Kalesi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nusaybin ilçesinde tarihi ve kültürel zenginlikler sadece bunlarla sınırlı değildir. Merdis, Marin Kalesi, Şirvan Kalesi ve Aznavur Kalesi adeta geçmişten günümüze uzanan tarihsel bir doku olarak bölgenin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Tarihte birçok uygarlıkları bünyesinde barındırmış ve günümüze kadar yılların vermiş olduğu yorgunlukla ayakta durmaya başarmış bu tarihi yapıları dilerseniz kısaca bir tanıyalım inşallah. Merdis Marin Kalesi, Sevimli ilçe Nusaybin merkeze 15 kilometre mesafededir. Eski Merdis olarak bilinen ve orada bulunan kayalıklar üzerine inşası gerçekleşmiştir. Merdis Marin Kalesi, Nusaybin'in Eskihisar köyünde yer almaktadır. Tarihi yapının kim tarafından yapıldığı belli olmayıp rivayete göre Bizanslılar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Şirvan Kalesi, adeta tarih kokan Şirin ilçe Nusaybin merkezine 44 kilometre mesafede olup Turgutlu ve Değirmencik köyleri arasında kalmış birçok imparatorluğu bünyesinde ağırlamıştır. Şirvan Kalesi Sasaniler tarafından Bizanslıları koruma amaçlı inşası gerçekleşmiştir. İnşasında kesme ve moroz taşlar kullanılmıştır. Günümüze kadar kendisini maalesef koruyamamış ve sadece birkaç duvar kalıntısı kalmıştır. Aznavur Kalesi, dağların taşların dile geldiği Şirin ilçe Nusaybin'de farklı medeniyetlerin yaşadığı bir tarihi eser de Aznavur Kalesi'dir. Nusaybin ilçe merkezine 14 km kuzeydoğuda Eskihisar civarında yer alır. Tarihi dokusunu büyük güçlüklerle birçok zorluklara rağmen günümüze kadar ayakta durmaya başarmış Aznavur Kalesi'ni M.Ö. 970 senesinde Nasir Aldağlı'la bin Abdullah bin Hamdan ile birlikte Hamdan bin Al-Hasan tarafından inşası gerçekleştirilmiştir. Nusaybin'de tabiatın sunduğu huzuru yaşayın. Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle Nusaybin'in kendine has bir havası bulunmaktadır. Şirin ilçe Nusaybin bulunduğu konum ve hava şartlarından dolayı daha çok Akdeniz iklimine sahiptir.
Buna bağlı olarak Nusaybin'de yaz ayları sıcak geçerken kış aylarında şehir ılık, bol ve güzel yağış almaktadır. Nusaybin'in verimli toprakları ile yağışlı iklimi birleşince step bitki örtüsü meydana gelir. Nusaybin'in bitki örtüsü ise Suriye ülkesine doğru uzanmakta çorak bir alanı kapsamaktadır. Sevimli ilçe Nusaybin'de halkın bir kısmı gelirini tahıl ekimi ve hayvancılık ile, bir kısmı ise bu ticaretten elde ettiği gelir ile sağlıyor. Nusaybin beyaz suda huzur vakti. Doğanın koynunda saklı Nusaybin, tarihi yapılarının yanı sıra muhteşem doğal güzelliğiyle adeta ressamların tuvallerine konu olmuş beyaz su mesiresi yeriyle görülmeye değer. Öyle ki kavak ağaçlarının koynunda yer alan beyaz su adeta huzurun tek adresidir. Şırıl şırıl akan suyu, mis gibi havası, adeta huzuru içinize soluyacağınız muhteşem ambiyansıyla çok özel ve sıra dışı bir destinasyondur. Serin suyun içerisine yerleştirilmiş oturma tahtalarıyla yeşil ağaçların arasındaki ayaklarınız suyun serinliğinde, yaz sıcaklığında adeta serap görmüş hissi verecektir. Beyaz suya havasının serinliği ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi her yıl gelmektedir. Beyaz su, Şirin ilçe Nusaybin'e yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunmaktadır. Nusaybin'e geldiğinizde mutlaka beyaz suya gelmenizi ve buranın tertemiz havasını solumanızı tavsiye ediyorum. Nusaybin'de inanılmaz lezzetler. Nusaybin'in onlarca farklı kültüre ev sahipliği yapmış olması, kültür harmanı o köklü ve şahane mutfağının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Can Anadolu'muzun Türk mutfağı, geniş bir coğrafyanın, büyük bir tarihin ve zengin bir kültürün birleşim noktasıdır. İşkembe dolması kıbbe bu yöreye ait olup adeta damaklarda tat üstüne tat bırakmaktadır. Kıbbe yemeğinin içinde işkembenin eti, bazı baharatlar, pirinç ve isteğe bağlı nohut bulunmakta olup tanınmayan lezzetlerdendir. Cevizli tatlılar, keşkek, çiğ köfte, Nusaybin mutfağında bulunan lezzetlerden sadece bazılarıdır. Nusaybin Kültür ve Sanat Festivali. Medeniyetler ülkesi olarak da tabir edebileceğimiz güzel ilçe Nusaybin'de her yıl Nusaybin Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Festivali organize edilmektedir. Sonrasında Mitanne Kültür Bahçesi'nde açık hava konseriyle Nusaybin halkı ve dışarıdan gelen ziyaretçilerle unutulmayacak bir akşam yaşanmaktadır. Nusaybin şehrimize ulaşım. Mardin il merkezinin sınırında saklı güzel Şirin ilçe Nusaybin'e Mardin'den ulaşım D955 E90 karayolu üzerinden şahsi aracınız ile 80 km ile en fazla 1 saat 15 dakika sürmektedir. Bu Şirin ilçeye ulaşmak için Mardin'den düzenli olarak hareket eden servis hatlarını da kullanabilirsiniz. Başkent Ankara'dan Nusaybin'e ise sadece 1074 km mesafede olup Nusaybin'e O21 ve O52 karayolundan yaklaşık 11 saat 20 dakikada geniş ve ferah yollar eşliğinde ulaşabilirsiniz. İstanbul'a ise E80, O21, O52 karayolu üzerinden yaklaşık 1542 km mesafede olan Nusaybin'e yaklaşık 17 saat içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Uçakla gelmek isterseniz sadece 2 saatte Şirin ilçe Nusaybin'den İstanbul'a ulaşabilirsiniz. İpek yolu üzerinde bulunan Şirin ilçe Nusaybin, E90 karayolu üzerinde olması ve ilçenin içinden geçen bir demir yolu hattının bulunması nedeniyle ulaşım imkanları açısından güzel bir konumdadır. Eğer bu tarafa yolunuz düşer ise güzel bir yolculuk sizi bekliyor. Medeniyetler ülkesi Nusaybin'e yelken açın. Cangizi Kolikler sizlere Mardin iline bağlı en önemli ilçelerden biri ve tarihi İpek yolu üzerinde kalan Suriye'ye sıfır noktasında bulunan farklı uygarlıkları konu olmuş Can Anadolu'muzun eşsiz yeri Nusaybin'i Yüce Allah'ın izniyle sizlerle beraber gezmiş ve keşfetmiş olduk. Halkının sıcacık misafirperverliği tebessümü için bile doğrusu bu topraklara gelmeye değer. Şimdi bizden bu kadar. Sizlerle Anadolu'muzun başka bir cennet köşesinde buluşmak ümidiyle huzur içinde ve sağlıcakla. Elbette Doktor Murat Akseyahat ile kalın. Hoşça kalın.